Herkese merhaba, ben Hakan Kılıç. Bu videomda sizlere 100 dolara aldığım bu kola dolabını nasıl et dinlendirme dolabına çevirdiğimi anlatmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim ki biraz takıntılı birisi olduğum için haliyle proje de biraz abartılı olmuş oldu ama neyse ki dolap artık istediğim değerlerde çalışıyor. Ulaşmaya istediğim değerler de şuydu: ısı olarak 0 santigrat derece ile 4 santigrat derece arasında kalmaya çalışıyordum. Nem oranı olarak minimum %60, %80'i de geçmeme kaydıyla o değerlerde kalmak istiyordum. İçeride dolaşan havanın da belli bir hızda olması gerekiyor. Bu da saatte 1 ila 3 kilometre olacaktı. Artık dolabım bu değerlerde çalışıyor ve bunlara nasıl ulaştığımı sizlere anlatmak istiyorum. İlk olarak yaptığım şey dolabı teker üzerine getirmem gerekiyordu. Sabit ayaklar üzerindeydi. Etrafındaki sabit ayakları çıkartıp 4 teker üzerine koyduktan sonra artık dolap yerinden rahat rahat oynuyor. Daha sonradan da ilk aldığımda dolabı hakikaten çok pisti ve iyice güzelce temizlemem gerekiyordu. Bol çamaşır suyu, deterjan, ne var ne yok hepsiyle de aldım. Tertemiz yapmaya çalıştım. Sıradaki işlem de elektrik işlemleriydi. İşin de zaten en zor kısmı buydu. Şöyle söyleyeyim, elektrik kontrol cihazları dolabın dışında monte olacağından, onlara bağlı olan kablolar da içeride olacağından dolayı dolapta delikler açmak zorunda kaldım. O delikleri açtıktan sonra o delikleri güzelce koruma altına aldı, kablo geçişinde kablolar kesilmesin diye, ve kablolar geçtikten sonra da güzelce macunla kapattık ki dolabın izolasyonu eski haline gelebilsin, en azından ona yakın çalışabilsin. Elektrik olaraktan ayrıyetten aşağıda çalışacak olan cihazlara da elektrik gidebilmesi için elektrik kabloları çektim ve herhangi bir denetleyiciye bağlı olmadan çalışacak, sabit elektriğe ihtiyacı olacak cihazlar için de ayrıca üçlü priz koydum. Sıradaki yaptığım şeyler de şöyle: dolabı ilk aldığımda içeride normal eski tip floresan lamba vardı. Bu hem parlak değildi, enerji açısından da çok iyi değildi. Ben o lambayı LED lambayla çevirdim. Bunun için de aşağıdaki elektrik kutusuna ayrıyeten elektrik kablosu çektim ve içerideki anahtar bağlantıları değiştirdim. Normalde açma kapama anahtarı dolabın içerisinde oluyor ama her seferinde eti görmek için ışığı açacağımız zaman kapıyı açmamız gerekiyordu. Bu da içerideki ısı ve nem oranını değiştireceğinden dolayı bunu yapmak istemedim. Onun yerine içerideki denetleyiciyi, anahtarı bypass edip onları dışarıya taşıdım. Ayrıca dışarıda denetlediğim UV lambası da var, ultraviyole lambaları da var. Onları da daha sonra anlatacağım sizlere. Buzdolabıyla beraber gelen ısı denetleme sisteminde sadece bir tane yuvarlak düğme var. Onu çevirerekten istediğiniz seviyeye getirmeye çalışıyorsunuz ama burada bir hassasiyet yok. Yani evimizdeki buzdolaplarını düşünün. Orada da 1.5, 1.7 arası artık o soğukluk derecesi neyse onu ayarlıyorsunuz. Ama onun ne olduğu tam olarak bilemiyoruz tabii ki. Ben de bundan vazgeçeyim dedim. Onun yerine ısı sensörü koydum. Kontrol cihazı da dışarıda. Bu cihazı direkt elektriğe bağlıyoruz. Daha sonradan da ısıtıcı ve soğutucu olmak üzere iki tane elektrik rölesine bağlı. Ben buzdolabının kompresörünü bu röleye bağladım ve buzdolabı tamamen bu denetleyici tarafından kontrol ediliyor hale geldi. Bu şekilde o 0-4 derece arası aralığı kolayca yakalayabildim. Bu cihaz aynı zamanda evimdeki Wi-Fi'ye bağlı. Wi-Fi'dan doğrudan internete de çıkabiliyor. Telefonumdaki uygulama sayesinde de dünyanın neresinde olursam olayım o anki sıcaklığı görebiliyorum. İstersen değişiklikler de yapabiliyorum. Nemi kontrol etmek için de dışarıda iki tane nem kontrol cihazım var. Şöyle söyleyeyim, ben bu dolabı ilk aldığımda nem oranları hakikaten çok aşırı derecede oynuyordu. Bir ara %90'ların üzerine çıktığını falan görmüştüm. Bu da kesinlikle et dinlendirme dolabı için uygun değil. Birçok aşamadan geçtim. Bazı yanlışlar yaptım. Yukarısını tamamen kar bağladı. Buzdolabı çalışmamaya başladı. Bunları temizledim. Bazı şeylerden geçtim. Tecrübelerden geçtim. Velhasıl en sonunda ulaştığım nokta iki tane nem sensörü var içeride. Nem kontrol cihazları dışarıda. Nem verici cihaz 60'ın altına, 61'in altına düştüğünde devreye giriyor
ve içeriğinin nemini %60'a çekmeye çalışıyor ve orada bırakıyor. Zaten orada bıraktıktan sonra da o nem birazcık daha çıkmaya devam ediyor. O benim için yeterli. Daha sonradan içerideki nem bir şekilde yükselmeye başlıyor. İçeriye et koyacağımız zaman daha da fazla yükselecek bunlar. Bu nemi almam gerekiyordu. Normal standart olarak kompresör tipi diye satılan nem alıcı cihazlar, yani klimalarımızda bulunan sisteme benziyor, öyle söyleyeyim. Bu cihazlar buzdolabının içerisinde hiçbir şekilde fayda göstermiyordu. İki cihazdan geçtim, ikisi de olmuyordu. Araştırdığımda bu cihazların 60 Fahrenheit'in altında çalışmadığını gösterdiler. Santigrat'ı şu anda çeviremedim. Ben daha sonradan yine Türkçesini bilmiyorum, desiccant nem alıcı deniliyor. Hani bu elektroniklerin içerisinde küçük poşetler oluyor ya, boncuk boncuk jeller oluyor nemi alsın diye. İşte ona benzer bir mekanizma var onun içerisinde. Nem %81'e ulaştığında onu %79'a çekiyor. Nasıl çekiyor? İçerisinde bu söylediğimiz boncuklardan bir kalıp var. Havayı içerisine çekerekten o dönmeye başlıyor. Ve o nem geldikten sonra da içine bu nemi atabilmek için, normalde o boncuklar da nemlendikten sonra aslında fırına atarsanız o nemini almış oluyorsunuz o sıcaklıkta. Haliyle o da nemini alabilmesi için birazcık sıcak havadan geçerekten o nem alınıyor, aşağıdaki konteynerde suyu bırakıyor. Ama sıkıntı işte sıcak hava veriyor birazcık içerisine. O yüzden bu denetimi ben çok kısa bir aralıkta tuttum ki minimum şekilde çalışsın, içerideki dereceyi çok fazla etkilemesin. Yani en sonunda istediğim aralıklarda buzdolabı artık çalışıyor. Sıradaki mesele ultraviyole. Yeni et koyduğunuz zaman içeriye mutlaka yeni bakterileri de tanıştırmış oluyoruz, içeriye almış oluyoruz. Her ne kadar mecbur olmasak da ultraviyole lambaları kullanmaya, ben yine de onları taktım ve onun anahtarını da yine buradaki anahtar kutuma getirdim ve oradan açıp kapatabiliyorum. Şöyle söyleyeyim, ben ultraviyole lambalarının bu kadar zararlı olduğunu bilmiyordum. Taktığımda baktım gayet ışık az geliyor ve o şekilde de bıraktım. Ben çalışmaya devam ettim. Ertesi gün hastanelik oldum. Yani kaynakçılara ne oluyorsa onun daha da kötüsü olmuş artık. Tek seferinde o ertesi gün gözlerimi açamaz hale gelmiştim. Yani siz de dikkat edin, eğer olur da böyle bir şey yaparsanız, benim yaptığım bu hatayı yapmayın. Ama dikkat edin, bu lambaya maruz bırakmayın kendinizi. Aynı zamanda göze verdiği zararın ötesinde cilde de zarar veriyor. 48 saat sonra benim cildim artık güneş yanığı gibi soyulmaya başlamıştı. Daha sonra da içerideki hızı ben işte o 1 kilometre ile 3 kilometre, saatte 1-3 kilometre arasında tutabilmek için bu anemometre dedikleri cihazı koydum içeriye ve aşağıda iki tane fan var. Bunlar farklı yanlardan üflüyor. Yukarıdaki fan da zaten havayı çekiyor, arkadan da veriyor. Yani hava içeride dolaşmış oluyor. Ama ne kadar hızlı, ne kadar yavaş olduğunu bilmiyordum işte. Bu cihazı alaraktan ben istediğim değerlere ulaşmaya çalıştım. Baktığım araştırma kağıtlarında mil olarak geçtiği için 0.5 ila 2 mil arası, saatte 2 mil arası. Ben de o değerlere bu cihazla ulaştım. Gördükten sonra rahatladım. Ondan sonra onu o şekilde bıraktım. İçeride şöyle söyleyeyim, havanın içeride çok rahat dolaşabilmesi lazım. Haliyle raf seçerken o cam raflarımız var ya evdeki normal buzdolapları, onları kullanamayız. Bu dolapların güzel özelliği de o zaten bu şekilde tel rafla geliyor ki et dinlendireceği zaman onun üzerine koyduğunuzda altından hava geçiyor. Bu çok önemli bir şey, öbür türlü eti çürümeye maruz bırakıyorsunuz. Çünkü bakteriler anaerobik oldukları için, yani havanın olmadığı ortamlarda üreyebildikleri için eti o şekilde çürütüyor. Eti aynı zamanda kancalara da asabilmek istedim. En güzel dinlendirme bu şekilde oluyor aslında. Herkes hani yapamayabilir, buzdolabında böyle olanakları olamayabiliyor. Ben böyle bir şansa eriştiğimden dolayı bunu da pozitif şekilde kullanmaya çalıştım. Onları bu kancalara takacağım. Daha sonradan da istediğim gibi çevirebileceğim, eğer etin diğer kısımlarını görebilmek istiyorsam. Diğer geçmek istemediğim bir nokta da şu,
Şimdi eti buraya koyduktan sonra bu yaklaşık 30 gün, 45 gün, 60 gün artık ne kadar isterseniz ona göre dinlendirebiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey oluyor bu sefer de. Olur da elektrik kesilirse, içeride herhangi bir cihaz bozuldu, etti, hani bir ara bir şey oldu, bir aksaklık oldu. Ben bunları bilmek istiyordum. Öyle ya, 7/24 bunun karşısında olmayacağız. Ben de bu sefer içerisine bu kayıt cihazını koydum. Yani nem ve ısıyı 20 gün boyunca içerisinde kaydediyor. Uygulamamdan ben bunu görebiliyorum. İstersem dışarıya bir dosya halinde kaydedip o 20 günün ötesinden devam edebiliyorum. Yani her 20 günde bir bunların yedeklerini alaraktan 60 günlük bir dinlendirme yapacaksam eğer 3 tane ayrı rapor halinde bunları görebiliyorum. Bu uygulama gerçekten çok güzel bir raporlama veriyor. Bunu kullanıyorum. Bunun haricinde herhalde başka anlatacağım bir şey yok. Yeterince detaylı olmaya çalıştım. Buna benzer bir şey yapmak istiyorsanız, bu konuda size bir şekilde yardımım olabilecekse mutlaka aşağıda yorumlara yorumunuzu, sorularınızı bekliyorum. Benim kanalım aslında bir yemek pişirme üzerine kanal. Daha çok et üzerine, adından da anlaşılacağı üzere The Mangal Grill. Bunun üzerine olacak. Bu benim ilk videom. Bundan sonra da yaptığım yemekleri, tarifleriyle beraber yani ne kadar detay verebilirsem sizlere bunları vermeye çalışacağım. Bunlardan haberdar olabilmek için abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Tekrar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.